sevgili dostlarım, sallanıyoruz yuvarlanıyoruz, sallanıyoruz yuvarlanıyoruz. Sevgili Kemal burada, sevgili Berk burada, kamerada her zamanki gibi Serhat. Kemal'le bugün de değişik, bambaşka bir avcılığa geldik. Dip drop yapacağız. Bizim aslında uzun zamandır yapmayı istediğimiz ama hep ihmal ettiğimiz, vakit bulamadığımız bir avcılık. Sevgili Anamur Marin Halim abi bize bir tane Tanacom 1000 hediye etmişti elektrikli. Biz onu bu zamana kadar kullanmadık, kullanamadık. Zaten biz sport fishing yaptığımız için çok fazla elektrikliye girmiyoruz ama derin sularda şu an bayağı derinlerdeyiz. 250-300 metrelerdeyiz. Değişik balıklar yakalayacağız. Kemal Bolca yapmış bu avcılığı. Geçen ben tuttuğu balıklara böyle ağzımı suya attı. Kemal ne tutacağız bugün? Evet, farklı farklı türlerle bayağı bir zengin aşağısı. Buradan dülger çıkıyor, gelincik, peygamber balığı diyebilir. Gelincik çıkıyor, adabeyi, iri adabeyi 1 kiloluk, 2 kiloluk ve bolca da manda, göz, mercan dipte oldukça fazla. Arada sürprizler de oluyor mu böyle Laos girdi gibi? Evet, köpek aslında balığı. Donanımlı gelemedik. Geceden bir kalamar yapsaydık, burada pörtek oluyor. Onlar için atardık aşağıya ama kalamar yok maalesef. Bakalım ciddi deneyeceğiz şansımız. Yem olarak neler kullanacağız? Yem, mamun çok tercih ediliyor. Mamun kullanabilir arkadaşlar. Hı-hı. Sardalya. Onları böyle... birazdan bağlarken göstereceğiz. Evet. Ve sülünez ara ara tercih ediliyor balık türüne göre. Ama yani çok mamun ve sardalya benim favori yemlerim. Sardalya var, mamun var, sülünez de var. Evet, hepsini aldık geldik. Şartlar şu an gayet güzel. Kokteyl yapıyoruz abi. Kokteyl yapacağız ortaya bir tane. Açık bize göndereceğiz aşağıya. Şeyleri, dip drop takımlarını kendi yapmış Kemal. Onları da şimdi göstereceğiz. Tellerini almış, iğnelerini almış. Öyle fantazi yapmış kendi şöyle kendine. Şöyle önceden göstereyim mi? Evet, dersin. Neler yaptın? Şimdi tabii bunların ucunda iğne yok. Bu çelik bir fren teli. Fren teli. Evet. Sanayiden mi aldın? Aynen, sanayiden, çelik halatçıdan bildiğimiz fren teli. Krom bunlar tabii, çelik. Bunlar hazır satılan şeyler. Burada stoperlerimiz, yüzüklerimiz de yine bu çelik teli aldığımız işletmeden bulabileceğiniz ürünler. Burada asıl amaç, şurada glovlar var. Şu glovlu boncuklarla, çünkü dibe indiriyoruz. Aşağısı karanlık, 300-400 metreler. Derin suda Suat balık gelirken oldukça dönerek geliyor. Yani 300 metrede. Bizim buradaki amacımız bu tel nasıl dönüyorsa böyle. Balığı döndürmek. Takım... Misinemiz, bedenimiz çapariz olmasın. Dönmesin, gam yapmasın. Burada dönme işini bu halletsin. Hmm. Hem böyle balığa yemi de çok güzel sunuyorsunuz. Uçlarına da circle iğne. Circle çok önemli. Dip drop'ta tabii tasmalama yapamıyorsunuz. En azından balığa takıldığında balığın ağzından çıkmaması için circle iğneler birazdan göreceksiniz. Bedenimiz böyle 10'lu, 12'li, 15'e kadar çıkartabilirsiniz. Evet, çeyiz gibi düzmüş. Evet. Yine Ganaviçe gibi işlemiş. El emeği, göz nuru takımlar. İncili şimdi boncuklu. Test edeceğiz onları. Yemleri nasıl bağladığımızı da gösterelim. Dip drop yapmak isteyen arkadaşlara tecrübe olur. Zor değil bu takımları yapmak arkadaşlar. Eli biraz iş tutan herkes çelik telini alıp, şu malzemeleri alıp, boncuklarını alıp bunu örebilir. Yemin nasıl bağlandığını da birazdan öğrenecek. Derin sulara gelip bir tane de dip drop yapabilir. Aşağısı güzel şu an. Çalan çapamı motor gayet tutuyor. Hadi bakalım şimdi yemleyelim. İzleyelim Kemal'i. Az önce belirtmiştik, mamun dedik. Circle güzel bir iğne, dip drop'ta ben çok tercih ediyorum. Mamun arkadaşlar kuyruğundan balığı yemi etrafına geçirerek. Canlı. Abi bir tık. Kalmıyor artık. Evet, kalmıyor. Evet. Amaç taze olsun, canlı olsun. Aynen, taze yem. Şimdi bu oltaya değişik değişik yem de takabilirsiniz. Bu kerevit gibi bir şey herhalde. Yani. Evet, aslına bakarsan. Bebek ıslakoz, kerevit. Kerevit familyası. Bunlar yemcilerden alınıyor. Bunları nereden topluyorlar acaba? Yani nerede oluyor bu balık acaba? Üretim bunlar. Üretim çok, mi? Tabii. Çiftlik yani. Aynen. Sülnezler ya da sülnezler gibi bunlar da üretim. Ama çok ciddi bir şey var buna. Acayip talep var. Ege yani, bölgesinde çupra falan da kullanıyor. Mamunu çupra çok tercih ediyor. Biz her senenin belli bir ayında geçiş çuprası oluyor bizim Karaburun'da. Ha, göçmen çupra dedikleri. Aynen. Çok yaşıyoruz onu. 2 kiloluk, 2,5 kiloluk. Abi yerli falan da çıkıyor onlar bazen. Berk inanamazsın. 2,5 kiloluk çupralar. Her attığında sanki mantenli mercan alıyor musun gibi. Bunları böyle arkadaşlar. Staff'ın da yeni şeyi çok güzelmiş bu arada. Yeni de senin. Yakışmış sana da. Evet, staff'u faturayı gönderirim reklam faturası. Yani bir Kemal Soydan reklam yemek bu kadar kolay olması gerekiyor. Evet, diyorsun. Evet, yeni stoflar şahane arkadaşlar. Kumaş üzerinizde yok gibi neredeyse. Ultraviyole olması da çok bizim hiç tercih ettiğimiz bir şey. Ben tabii kızım sayesinde pembe tonlarına çok alıştım. Onun onu da giydiriyordun, gördüm evet, prensesi. Aynı şimdi ne şey... güzel bir prenses o öyle ya. Allah nazarlardan saklasın. Amin Suat'cığım, çok teşekkür vallahi ederim. Gala yemeğinde ikiz gibi giyineceğiz onunla. Evet. Takım aldık stopları. Evet, çok tatlı bir kızım var maşallah. Böyle bunu böyle donatacağız. Bu hepsi sülünez mi olacak bu takımda? Ya bunu böyle yaparız. Mamun. Bir sonrakini sardalya yaparız.
Hangisine, bunu bir deneyelim diyorsun. Evet, hangisine daha çok avcılık oluyor, talep oluyor, ona göre değiştiririz. Yani üçü de yanımızda olmalı. Bak, baktık biri çalışıyor, ona devam ederiz. Şimdi zaten güneş yeni yeni suyun üstüne doğuyor. Güneşe şöyle bakalım Serhat. Tam bizim istediğimiz şeyler. Su daha yeni yeni aydınlanıyor. Peki bu kurşun ağırlığı yeterli olacak mı bize? Ben iri kurşunlarla da avcılık yaptım. Yani büyük kurşunlarla. Benim avcılık tarzım sen biraz anladın. Mesela kırmızıda da ben 150 gram civarı kullanıyorum. Hı. Benim avcılık tarzım biraz daha hisseye dayalı. Yani illa dip sırtı yapacaksam iri kurşunlara geçiyorum ama şimdi burada ben bu takımda balın vuruşunu hissedebiliyorum. Aşağı indiriyorum bunu. Göreceksin bak şimdi mesela. 300, kaç gram var abi? 300 gram. Normalde bayağı hafif bir kurşun. Evet. 300 metre için evet. Yani evet. 600 metrede biz 5 kilo civarı kurşun kullanmıştık şeyde, Miami'de. Ama orada yürüyorsun, dip drop yapıyorsun. Böyle ince ince aşağı inecek. İnce kurşunda hissediyorsun. Mesela vuruşu hissedeceksin. Göreceksin kafanı. Hadi bakalım. Kamış da yumuşak bir kamış. Evet, benim çok gibi, hoşuma gidiyor iş. Sevgili Anamur Marin Halim abinin hediyesi Tanacom. İlk defa kullanıyoruz. Buradan da ona teşekkürlerimizi sunalım. Teknemizi yeni aldığımızda tekne hediyesi olarak bize göndermişti bunu. Benim motorlarım da sağ olsun Halim abi takmıştı. Buradan da olması yine selamlar. Evet, evet. Halim abi demek ki bize dokunmuş hayatımıza bir evet, evet. Çift 350 almıştım ondan. Mükemmel bir ustası var bu arada. Ona da selam olsun. 206-210 metre şu an derinliğimiz. Takım iniyor. Mamutlarımız iniyor. Mamut. Mamut da olur ya. Mamutu buraya indiremeyiz abi. Getirmek sıkıntı, atmak sıkıntı. Hadi nesli tükendi en büyük sıkıntı. Biner gelirdik ya mamuta. Nesli biner yok, gelirdik. Nesli tükendi yani. Mamunu herkes atar. Mamuta atmak mesela burada. Evet, indiriyoruz. Değişik balık yakalamayı seviyorum. Evet. Umarım bize güzel bir balık olur bugün, güzel bir içerik olur. Güzel yine bol bilgi paylaşıyoruz takım olarak, yem olarak. Gelen evet. Balıkları da anlatırız biraz. Bu ara orkinos yakalamaktan yorulduk. Millet izlemekten yoruldu. Evet. Hadi bakalım. Rast gelsin diyoruz. Buradan da metreyi görüyoruz zaten kaç metre ineceğimiz. Şu an 117 metrelerdeyiz. Evet. Gayet bak mesela 300 gram kurşun. Yani öyle 500 gramlar, 1 kilolar bence hani onlar 500 ve üzeri metreler için daha doğru. Yani bir de akıntıya göre mesela burada akıntı olmadığını ben bildiğim için bu gramlar beni kurtarıyor burada. Akıntı daha serse 2 kilo bile atsanız misliniz uçuyor. Böyle bir köpek balığı falan da yiyor aslında. Güzel içerik olur. Bekleyelim bakalım ne oluyor. Sar abi. Yok. Hiç yenmemiş bile. Bir sardalya alayım abi buradan biraz. Tamamdır. Evet. Mamutları yemedi. Fil atacağız şimdi. Evet. Yemi sardalya ile değiştiriyoruz. Aralara bir takacağım bakalım. Çünkü mamunu severler. Sanki sardalya daha böyle parlak, daha evet. Makul bu saatlerde gibi. Evet. O yüzden hemen bir sardalya dedim, kestirdim. Mamunlar da duruyor birkaç tane ama sardalya taktık. Bir de böyle deneyelim. Mamunlara demin balık alamadık. Vuruş da yoktu. Gönderelim bakalım. Evet, gönderebiliriz. Güzel vuruşlar aldık Kemal ya. Evet. Ne geliyor bir görelim. Kalamayı ben ayarladım. Ada beyi falan olabilir ya da 3-4 tane manda gözü. Arada bir duruyor kalama çünkü. Evet. Baksana aşağıya dibe bak bak bak. Neler yani. Yazdı bak. Evet, balıklar çok iyi. Dipte de çok sağlam bir sürü var şu an girdi. Görüyor musunuz burada? Bunları toparlayacağız birazdan. Çok güzel hareket. Gelsin mamutlar. Evet. Güzel kafalar görüyorum. Bugün mamutu alacağız herhalde. Sardalya mı yedi, mamut mu yedi ona yerlerini bakalım. Yerlerini biliyorum şimdi. Toplandı. Daha mı fazla? Kalan? Fena değil kafa atışları ya. Kalamayı aşağı, durduruyor. O kadar yok. 2 kilo. 1,5 kilo. Evet. Meraktayız ne geliyor? Şeyi gördüm aynayı. Doğat yiğit mi? Evet. Aynayı gördüm, beyaz bir balık demek ki. Evet, gelincik sanki. Bakacağım. O iri bir balık bu. İri tek balık. Yok köpek balığı. Köpek balığı. Aa. Yalnız ben bildim ya. Ben köpek demiştim. Ben demiştim. Bayağı bir dolanmış bu. Evet. Bunu ayıklamamız lazım şimdi. Biraz zor gidiyor ama bakalım. Ha şurada. Diyor çıktı ya. Kemal elle çıkarıyor zaten. Ben seni dediğiniz şu uzun. Ver Kemal. Evet arkadaşlar. Yavru bir köpek balığı geldi. Aslında böyle yiyeceğimiz bir balık geliyor diye mutlu olmuştuk ama demek ki aşağıda köpek balıkları var. Büyüsün bunu gönderiyoruz şimdi. Sen büyü bizi ye tamam mı tatlım? Hadi bakalım. Oba! Füze gibi gitti valla. Evet, hayallerimizin balığı gelmedi. Gelecek ya. Ama şöyle biz tabii 1-2 kiloluk bir balık. Vuruşları güzeldi. Heyecan yaptı sabah sabah. Adrenalin yaptı bize. Sardalya daha iyi iş yapacak gibi sanki ha. Yani bir balığı almaya başlasam, yem balığı burayı bir görse, ondan sonra şu onu da atacağız, bunu da atacağız. Gönderelim gitsin. Son 20 metre.
Son 20 metreye girerken Dilgerler önde gidiyordu. Fener balığı bastı, öbürü geldi, o gitti, bu gitti. Evet. Sermalı Suat'cığım. Aa, bir şey yok gibi ya. Var mı? Yok mu? Evet. Olsa da sersek. Bir yer değiştirelim abi. Evet, yem değiştiriyoruz. Bunu da yediremedik. Ne takıyoruz şu an? Sünnez takıyoruz. Doğru mu? Evet, sünnez ve mamun yapacağım karışık. Yapıştır abi. Güzel duruyoruz ya, bir sıkıntı yok mu? Evet, bence de. Belki yine her zamanki gibi maksimum efor sarf ediyor. Vuruş geldi. Kamışta net göründü. İğneye oturdu mu? Evet. Oltada mı? Ha? Yedi gitti mi yani? Yok, oltada, var, oltada. Oltada, he. Oltada, oltada. Evet, var balık. Çekiyorum saat. Böyle kırmızı bir şey bekliyorum böyle. Kırmızılı bir balık bekliyorum. Ben yeşil bir balık bekliyorum. Altta var, var bir şey. Var var, altta var. Minik balık kaldısı mı? Gelinci herhalde. Bir minik bir şey var aşağıda. Mi? Yok. Ne? Ha, bu buranın özel dip bal. Aha, ha, gitti o da. Al al al. Ver, ver, ver. Al kepçe. Ver. Alırsın gitti abi, alırsın. Gitti hala mi? Alabilirsin abi. Dur abi, dur, uzat. Tamam bırak, alacağız ondan ya. Alacağız. Çok alacağız ondan. Bir sen, tane yakaladık, onu da kaçırdık. Sen benim nereye gitsene. Geliyor mu Kemal? Evet. Gelsin artık. Kaç tane? Evet. Oo, mercan aldık var. Mercan da var. Senin dediğin balık da var değil mi? Başka var mı aşağıda? Evet. Yok. Oha çok güzel. Ne gelmiş? Sünnez'e geldi. Dedim ya sana, renk de inanılmaz güzel. Oo, bu lokum mu abi? Bu lokumun lokum devi değil abi. Ya. Lokum değil abi. Lokumun devi gibi. Buraya has bir balık bu. Deniz su balığı. Abi gel bana çalış. Enteresan kırlangıç renkleri gibi. Var. Baksana kanatları evet, var evet, bana. Evet, kırlangıç değil ama. Bak şimdi ben bunun tamam. Cinsini ama göstereceğim lokum, size. Görüntü çok güzel yani. Abi bu Amerika'da lizard fish dedikleri balığa benziyor. Çok güzel bir balık. Evet. Diş yok, tırtıl testere gibi. Hop. Evet, bugün mamutları attık. Koca mamutları yemedi. Sardalya yemedi, sülünez yedi. Demek ki sülünez yiyor şu an. Biz de bütün iğneleri sülünez yaptık. Şöyle iğne bir balık çekelim inşallah. Ben bir tane dülger yakalamak istiyorum. Hiç yakalamadım hayatım boyunca. Evet. Çok sevdiğim bir balık. Peygamber balığı da derler biliyorsunuz. Lezzetli. Biliyor musun neden öyle derler hikayesini? Dülgere Musa peygamberin dokunduğu söylenir. Dülgerin sağ ve sol karnının kenarında bir tane böyle baş parmağın büyüklüğünde siyah bir beneği vardır, noktası. Evet. Musa peygamberin bu balığı üstten böyle tuttuğu söylenir. Tam iki parmağının denk geldiği yerde de o kırmızı lekeleri görürsünüz. Rivayet tabii bu. Rivayet tabii. Yani rivayet budur. Her balığın bir hikayesi olmasa da çok güzel. Biz hoşumuza gidiyor. Bak burada konu çıkıyor. Güzel yani, anlatabiliyoruz. Rivayete göre şöyle deniyor abi. Yiyecek yemek yok, bir şey yok. Hani açlık var. Diyorlar ki ya Musa ne yapacağız? Bekleyin diyor. Elini denize sokuyor. Şöyle balık geliyor eline direkt. Öyle tutup kaldırıyor diyor ki. Elini tutup kaldırdığı söyleniyor. Ya. Abi şöyle kaldıracağım. Balık yakala. Ooo süper. Ova! Bana, arkadaşlar bunun ismini bilen yorumlara yazsın. Bana nedense evet, çok lezzetli bir balık gibi geldi ama değil mi? Çok etli ama lezzeti yok maalesef. Soslarsan tabii yani güzel bir sosla. Güzel, neden olmasın. Son 15 metre. Ondan geriye sayalım ki bak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Geliyor. Ev balıklarımız geldi. Güzel, güzel. Evet, güzel. Haydi. 4, al abi. 4 balık, 4'ü de patlak. Evet, güzel. Ben bunları seviyorum abi. Bu adam sağ olun. En ufağına en alttakini gönderin lütfen arkadaşlar. Şunu mu? Gerçi onu yaşar mı? Deneyelim mi? Yaşar gibi yaşar gözüküyor. Yaşar, şişmemiş o. Yaşar, yaşar. Süper. Gitti, şu gitti. Indi, süper. Tamam. Evet. Bu da gider abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kemik. Evet. Bu da gidiyor. Yan, da gidiyor. Yan. Toparlar. Toparlar. Güzel güzel. Akşama aç değiliz. Oo, boyun çok iyi. Bunu Kemal bindirdi bunu. Tasmalar. Evet, tasmalıya. Evet, geliyor. Evet. 3 2 1 Oo, evet, güzel parladı. Bir tane gördüm. Evet. 4 Daha
Kemal Baba şaşmaz. Bir tanesi bayağı iriymiş ha. En alttaki güzel. Ona B yazacağım. Ona işaret koyayım, ben yiyeyim onu. Baba ya. Abi gözlere bakar mısın? Baba. Abi gösterir misin? Evet. Çok tatlı. Gözler efsane ya. Ya ufak o ya. Salalım onu Kemal'cim be. Tamam. Ufak o, yaşasın o. Yaşasın. Seneye yakalarız. Ya da iki sene sonra. Mesajı var, öp. Alacağız seni yine de. Yürü biraz da. Allah. Sakat mı girmiş biraz? Yok, güzel. Ver öpücüğü. Hadi bakalım. İki sene sonra gel. Suat değil, adres. Gider o, gider. Gider, topluyor. Gider, toplayacak. İki döner sonra dalar. Evet, topladı ha. Evet, gitti. Haydi güle güle. Gitti, evet, gitti. Evet. Al kirazdan kalmaz birazdan. Mallar burada beyler. Aktık tezgaha. Dolapta var bir 4,5 kilo fangrimiz. Bunları da yanlarına ekliyoruz. Bunlar yanıltmasın arkadaşlar. Mercan fangri değil. Yani bunlar zaten çok büyüyen balıklar değil. Biz biliyorsunuz fangri, mercan türünü büyüyen balıkları salıyoruz zaten. Bunları derin sudan çektik bugün. Kemal'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizi getirdim arasına. Bize afiyet olsun. Bugün sadece bir saat ayırdık. Bir saatte bence iyi bir av. Kötü evet, bir av değil. Tabii. Çünkü bugün turnuva toplantısı var. Bizim hazırlıklarımız var. Ama biz yine dayanamadık sabah. Hadi dedik biz yine değerlendirelim durumu. Gidelim balığa. Yine akşam yiyecek bir balık çıkardık. Evet şahane. Ama eğlendik. Keyifli bir gün oldu. Farklı bir deneyim oldu. Farklı bir deneyim oldu. Böyle değişik balıkçılıklar yapacağız önümüzde fırsat buldukça. Evet. Tekrar Kemal'e teşekkür ediyorum. Sevgili Berkim'e teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Burada kapatıyoruz artık videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.